Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar. Bugün şöyle bir görünüm alayım dedim arkadaşlar yakından. Benim başka yakın koyacak yerim yok. Masa olsa masanın karşısından koyacağım da masada olmayınca ancak bu kadarlık buradan yapabiliyorum. Arkadaşlar bugün bir hamurdan iki çeşit pasta yapacağım. Hem biraz poğaça yapacağım hem de biraz pizza yapacağım. Arkadaşlar burada bir bardak sütüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bardak suyum var. Şöyle şartım sütün bulaşığı kalmasın. Sıvı yağı unutmuşum bak. Şöyle hemen iki tane pakmayan var. Pakmaya yoksa herhangi bir maya olabilir. Kuru mayanız yoksa yaş maya da koyabilirsiniz. Ben ölçüyü biraz fazla şey yaptım arkadaşlar. Çünkü ben fazla yapacağım. Hem biraz poğaça yapacağım ben. Hem de biraz pizza yapacağım. Çocuklar pizza istediler. Onlar için biraz poğaça, biraz pizza. Bir hamurdan iki şey yapacağım yani. Ayrı ayrı yapmayayım derim. Bir bardak sıvı yağ. Şöyle 1, 2, 3 tatlı kaşığı şeker. Tatlı kaşığıyla 3 kaşık da tuz koyun arkadaşlar. Benimkinin içindeki çay kaşığı. Şöyle. 2 tane yumurtanın sarısını ayırdım. Akını onu da içine atıyorum. Ve 1 su bardağı da yoğurdum var. Yoğurt niye derseniz yoğurt da yumuşak düşürsün diye. Yıkadık güzelce şöyle iyice bir karıştırıyorum. Maya falan hepsi birbirine girsin diye. Ve yavaş yavaş unumu dökerek yapıyorum. Aslında böyle biraz poğaça, biraz işte börek türleri kolaylarından şey yaplarından bir günün ayıracağım güzelce hepsine yapıp buzluğa koyacağım. Bir misafirin neye geldi mi elinin altında iyi oluyor. Makinede yoğuracaktım. Baktım hamuru fazla yoğuracağım. Makinede taşıyor. Olmuyor. Onun için makinede dedim makinede kalsın şimdilik. Ben elimle yoğurayım. Güzel ılık. Sobanın yanına da bastıracağım güzelce. En şeyde Mustafa Kursa ilk başladığında Kur'an'a geçtiğinde çocuklara söz vermişti. Hani Kur'an'a geçince anneme söyleyeceğim size poğaça yapıp getireceğim diye. Yapacak olursanız bir tane yumurtanın sarısı dışına akı içine bir su bardağı süt, bir su bardağı su, birer tatlı kaşığı tuz, şeker ya da ekşir, çay bardağıyla sıvı yağ, yani ölçüyü az bir şekilde birer çay bardağıyla veyahut da birer su bardağıyla yapabilirsiniz. Biraz daha un katayım arkadaşlar. Biraz daha un koydum arkadaşlar. Fazla da. Evet.
için büyüklerinde yaptım. Artık ilimin koyduğu şey yağ koy dedim elimi batırırım diye. Yağla toparlıyorum arkadaşlar güzelce. Ondan sonra ağzını kapatıp üstünü bastırıyoruz. Bunun kapağı da var. Gerçi ben hiç kapağını örtmüyorum. Kapağı var ama hiç kapağını örtmüyorum. Şey yapıyorum ne onun adı. Poşet, muşamba işte her neyse streç üstüne geçiriveriyorum hemen. İyice hamuru sakız gibi yapmamız lazım ki güzel olsun poğaçamız, böreğimiz, çöreğimiz, her neyse pizzamız. Arkadaşlar ben bunu toparladım iyice. Şimdi bundan sonra güzelce ağzını kapatayım, tertemiz götürüm, üstünü örtüm, bu mayalansın. O mayalanırken ben de malzemelerini hazırlayayım, tekrar pizzada ve poğaçada görüşmek üzere. Arkadaşlar malzemeleri hazırladı. Kremayı, sucukla kaşarı, sucuğu doğradı, kaşarı da rendeledi. Ben de zeytini çıkarttım, yeşil zeytini. Domates doğradım, yeşil biber doğradım. Ve salça sosu yaptım. Şöyle üzerine sürmek için. Bunun içine reyhan da katılıyordu da reyhanım yok. Öğütülmüş reyhanım yok daha doğrusu. Hamurum da mayalandı arkadaşlar. Şimdi hamurumu böleceğim. Şöyle elimi yıkayayım güzelce. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Ve şöyle biraz havasını alayım. Siz görmüyorsunuz da. Şöyle elimi yağlayayım da bari. Şöyle. Bunu biraz açması zor. Üş, benim eşarbım da içine girmezse olmuyor mübarek. Böyle elinizden yaslaya yaslaya açarsınız arkadaşlar. Ay arkadaşlar Allah'a çok şükür açana kadar aklan karayı seçtim. Bazen böyle merdaneyle açamadığın zaman bazı şeylerde böyle zor oluyor. Şöyle parmağımla da şöyle yaptım ki ne? Daha iyi şey olsun diye. Sosunu süreceğim ya şimdi üstüne. Domates, salçası, yağ, çok az da su. İyice özledim. Sosu bol olsun şunlar. Büyük tepsiye anca
Unutmadan elim de kara olmuş sobayı yakarken. Sobayı yaktım. Evet, şimdi arkadaşlar, canlarım, kaşarımızı altına serpeliyoruz şöyle. Adama sordum, 5:30'da burada olsun dedi. Mustafa? Efendim canım. Saat kaç? Ha, bu telefon yok. 5:30'a geçiyor. Tamam. Kapalım video. Dondurmuş ha? Nerede mi adamı? Yok, çalışıyor. Vallahi. Kolay gelsin ya. Ne pizza? Kim için yaptın? Abdullah için yaptım. Bana yok değil mi? Sen de yiyorsun ya onların sayesinde. Onlar sayesinde yiyor. Duyuyorsunuz arkadaşlar bak. Çocuklarım benim her şeyim. Ben neyle? Ben onlardan başka kimseyim. Tamam ben neyle? Sen de onların babasısın, benim de eşimsin. Allah Allah. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sen beni niye aradın? Bir şey soracaktım. Değil mi de şey yaptın, bir şey soracağım dedi, şey yapmadın. Tamam, işim vardı. Mehmet Usta saat 5:30'da burada olsun deyince ben acele acele içeriye geldim. He. Nerede duymadım, çalmadı ya. Çünkü numara konuşuyordum ben. Çaldı yani, başkasıyla görüşe dedi. Biraz da bekledim mahsus. Ben kim çalmadı değil mi? Tamam, şey uğrattın ama anlamadım yani, neyse. Yoksa ben biliyorum, bakıyordum ben. Dedim Mehmet. Mehmet ayağına kırmış. Mehmet kim? Necan'ın kocası. Allah Allah. Sen altında ayağına kırmış adam. Ben hemen demedim Necan. Demem işte yani. Bülent demiş ki enişte sen çok çalıştın dur demek ama füt ona düşme ayağına durmuş. Vay. Yatıyor mu şimdi? Ayağı yok alçıyı da. Dedim Mehmet usta, Mehmet abi dedim. Sen dedim günah çok dedim. Allah seni seversen dedim gülüyor. Necan dedim ki Allah seni seversen yapma hemen buyurun. Bu şey, Bülent abi eşimin kankisi, onun bacısı Necla abla. Eskiden çok gidip geliyorduk, bu virüs araya girince gitmedik. Mehmet abiyi de az çok bilirsiniz. Çocukların kursa giderken de kıyafet almaya gittiğimizde bizi Adana'ya götürmüştü sağ olsun. Hatta kendisi kendini göstermediydi şeyde, videoda. İyi bir insan yani. Bülent abi de eskiden evlenmeden önce aslında çok gelip gidiyordu. Şimdi evlenince kendisi şey zaten çalışan biri olduğu için bu enkazın altında insan çıkaran şeyler var ya hani onda görevli yani orada çalışıyor. Onun ismini ben de bilmediğim için. Biber turşu zamanında çok pahalıydı arkadaşlar. Şimdi düşmüş. 8 liraya aldık bu biberleri. Acı mı dedim? Acı dedi. Aldım. Tüp acısı yok. Arkadaşlar öncelik tabii ki çocuklar geliyor. Benim için öncelik çocuklar. Tabii eşim de öncelik ama benim için öncelik çocuklar. Çünkü benim artık kimsem yok yani. Burada kimsem olmadığı için ben çocuklarımla. Her şeyim çocuklarım. Ve onlar. Çünkü bu çocuklarından başka sana sahip çıkan olmuyor ki. Ne benim önceliğim çocuklar. Ben birkaç kişiye hatta sordum bu soruyu. Ben kendimi acaba yanlış mı yapıyorum diye.
Dedim, abla dedim sen bir sorunu soracağım. İsim vermeyeceğim. Kendisini birkaç kere videoda gördünüz de. Abla dedim ben sana bir soru soracağım dedim. Soracağım dedi. Ben sana bir şey soracağım. Çocukların mı dedim kocam. O dedi. Kocamın kredisi bitti bende dedi. Benim için öncelik çocuklarım dedi. Onun için benim de önceliğim çocuklarım. Ben kendimde yanlış mı yapıyorum diye bayana sordum. O da öyle deyince benim önceliğim çocuklarım arkadaşlar. Benim kimsem yok. Tamam eşim de şey ama onlar da gurbete gittiler. Gördüğünüz bir kursa gittiler ağlaya ağlaya kendime gelemedim. Onun için önceliğim onlar arkadaşlar. Eşim de onlar sayesinde yemiş oluyor işte. Şu elimi yıkayın güzelce. Yağlı yağlı oldu. Şimdi yeleğimi üstüme giyeyim. Bunu fırına götürüp. Şimdi daha dedi zaten. Anne dedi sen götür dedi. Ben gitmem dedi. Şimdi ben gidersem ailelerken dedi. Sen niye daha önce getirmedin? Şu kaldı arkadaşlar. Bunu da geldikten sonra biraz poğaça yapacağım. Onu da size göstereceğim zaten. Arkadaşlar pizzayı fırına verdim. Ay şunun yağlı kağıdını getirmeyi unutmuşum. Şuna yağlı kağıt getireyim de. Nereye koydum ona? O da burada olacak. Birini getiriyorum, öbürünü onu diyor. Ay komşu geldi, ekmek var ile gel diyor. Ay. Dedim vallahi benim kolum ağrıyor. Ben o günü dedim. Şeyde ben börek yaptım. Kolum felç gibi oldu. Kolum ağrıyor. Börek yaptığımdan beri. Ay şeye gelmiyor benimki. Hamur işine gelmiyor. Hamuru da bezledim. Dedim bari en azından şey yapayım. Ne anladın? Bezelenince daha iyi oluyor. Yapayım. Onda bari çocukları yesinler. Aslında şöyle şey. Ay bunun altına yağ damlatacaktım. Bakın. Şöyle yapıp güzelce şu şekilde. Böyle olunca daha iyi oluyor. Şunun dibine bir damla yağ damlatayım ben. Bir şey yaparken bir şeyi elledim mi? Ben de tik oluştu arkadaşlar. Bu ile elimi yıkamam lazım. Onu elimi yıkamadım mı böyle kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Böyle de iyi olmadı ya fazla yağlı. Altları geri açılıyor. Peynir altına ne kadar gider? Bu biraz da tepside bekleyecek arkadaşlar. Tepside de mayalanacak.
Arkadaşlar poğaçalar yaptım, bitirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Azıcık sütümüzden alıyoruz. Yumurtamızın içine şöyle döküyoruz ve fırçayla iyice karıştırıyoruz. Aslında sarının birisini de içine koysaydım iyi olurdu. Çünkü poğaça az olduğu için sarısı fazla geldi. Bazen de tek yumurta oluyor. Poğaça çok oluyor. Yetmiyor o zaman da. Süt kokusunu alıyor arkadaşlar. Yumurta şöyle bu poğaçayı ısırdığın zaman üstüne koku geliyor. Böyle yumurtanın kokusu geliyor. Ay hiç sevmiyorum böyle. Onun için böyle süt koyduğunuz zaman yumurtanın içine, sarısının içine o süt koku yumurta kokusunu alıyor. Ben de önce bilmiyordum. Sağ olsun. Biri bana böyle dedi. Odur budur. Biri dedim yani takip ettiğim biri dedi. Odur budur. Ben de artık süt. Yağ koyarsanız yağ biraz daha güzel kızartıyor. Kızarmasına yol açıyor yani. Ama zaten yumurtaya sürdüm mü güzel kızarıyor. Böyle güzelce. Evet. Arkadaşlar. Vallahi poğaçam çok güzel olmuş. Çok güzel kabardı. Çok güzel de kızardı. Ama tabii ki telefonda tam rengini alamıyorum. Tam rengini almam için bunu yaksam bu da fayda etmiyor. Çok güzel oldu. Şurada iki tane komşuya gönderdim. O da grip olmuş. Bir tanesine şöyle yardım baktım nasıl pişmiş diye. Şöyle sizlere göstermek istiyorum içini de. Bakın içinde peynir erimiş. Ama içinde kesinlikle hamurlaşma falan yok. Bakın. Çok güzel kabarmış. Aynı bu tarifte yaparsanız arkadaşlar poğaçalarınız, pizzalarınız çok güzel olur. Pizzayı da daha gelmedi. Pizza da gelsin. Sofrada görüşmek üzere. Heh, şunu da unutmayayım. Burada da mercimek çorbası yaptım çocuklara yesinler diye. Gripler ya hani. Şöyle yaptım. Limon sıksınlar içsinler içine. Anne niye pusuyor seni? Ha tamam. Bazen ışıktan da kaynaklanıyor. Abi salla. Aslında mercimek çorbası yapmayacaktım arkadaşlar. Ama grip oldukları için dedim limonu sıksınlar içsinler içine. Şehriye çorbası daha yoruldu ya. Dün yedik ya şehriye çorbasını. Tavuklu mavuklu. Sade şehriye yemek istedim canım. Yarın da sadesini yaparım. Oy, ben de hastalarım o zaman. Sen de yakla doğru ye. En son benden yorgunluktan herhalde nalları dikerim. Bir saniye. Tam da var, acele ettin sen. Şşş, acele ettin de çocuğa kim dedim, kötü çocuğa. Hepsini dilimledin mi oğlum? Sözünü dinledim diyor, bol limon sıktım içtim çorbayı diyor. Valla pizzamız da çok güzel olmuş arkadaşlar. Küçücük çocuk anne haberde çıktı. 12 yaş öldürenle ölen de 12 yaşındaymış. Bir ufak not için birbirlerini öldürmüşler. Yeni mi lan? He az önce çıktı. Hamuru yoğurarken de sıçradı zaten. Arkadaşlar akşam yemeğimiz böyle. Bugünlük bu kadar. Pizza, mercimek çorbası yaptım. Limon dildim, turşu çıkarttım, soğan dildim. Tam antibiyotik olan şeyler.
Akşam yemeğimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.